Herkese merhaba. Bir Dünya Masal Programına hoş geldiniz. Bugün benimle beraber eve dönelim küçük ay hikayesi var. Bakalım bu anne ayı ve küçük ayı nerelerden geçip evlerine dönmüşler. Hadi okuyalım. Bir zamanlar iki ayı varmış. Büyük ayı ve küçük ayı. Büyük ayı büyük olanmış. Küçük ayı da küçük olan. Bir gün ikisi birlikte ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe tüz gitmişler. Derken büyük ayı, hadi eve dönelim küçük ayı demiş. Böylece ormanın içinden geçerek evin yolunu tutmuşlar. Pat 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 diye ağır ağır ilerliyormuş büyük ayı. Küçük ayı ise önden koşturuyor, zıplayarak, kayarak, doya sıya eğleniyordu. Derken küçük ayı durmuş, dinlenmiş, dönmüş, etrafına bakmış. Aa ne oldu acaba? Aynen hoplayıp zıplarken ne oldu da böyle durdu küçük ayı? ''Hadi seni küçük ayı'' demiş büyük ayı ama küçük ayı yerinden kıpırdamamış. Hmm, ''Bir ses duydum sanki'' demiş küçük ayı. ''Ne duydun?'' diye sormuş büyük ayı. Hmm, ''Pat pat pat'' demiş küçük ayı. ''Bir patırtıcı olabilir.'' Büyük ayı dönmüş dinlemiş bir o yana bakmış bir bu yana bakmış. Etrafta patırtıcı yokmuş. Hmm, hadi eve dönelim küçük ayı, demiş büyük ayı. O pat 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 sesi benim adımlarımın karda çıkardığı sesti, demiş. Böylece tekrar yola koyulmuşlar. Pat 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 diye ağır ağır ilerliyormuş büyük ayı. Küçük ayı da arada bir çevresine bakınıp onun yanında yürüyormuş. Derken küçük ayı durmuş, dinlemiş, dönmüş, etrafına bakmış. Yine ne duymuş olabilir acaba? Ya da aklına bir şey mi geldi? Ne olabilir? Hadi sene küçük ayı demiş büyük ayı. Ama Küçük Ay yerinden kıpırdamamış. Aa, bir ses duydum sanki demiş Küçük ayı Ne duydun? diye sormuş Büyük ayı Şıp şıp şıp, şıp 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 diye bir ses. Hmm. Evet hala duyuyorum şıp şıp şıp. Bu bir şıpırtıcı olabilir. Büyük ayı dönmüş dinlemiş. Bir o yana bakmış bir bu yana bakmış etrafta şıpırtıcı yokmuş. Hadi eve dönelim demiş. Buzların yere damlarken çıkardı ses diye o. Tabii ya şıp 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 diye bir ses tabii ki sulardan gelmiş olabilir. Böylece tekrar yola koyulmuşlar. Pat 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 diye ağır ağır ilerliyormuş büyük ayı. Yanında ona biraz daha sokulan Küçük Ayı ile birlikte hem de. Derken Küçük Ayı durmuş. Dinlemiş, dönmüş, etrafına bakmış. Bu sefer ne duymuş olabilir ki? Aa, ne olabilir yine? Hadi sene Küçük Ayı, demiş Büyük Ayı. Ama Küçük Ayı yerinden kıpırdamamış bu sefer bir ses duyduğumdan eminim demiş. Ne duydun diye sormuş büyük ayı. Pıt 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 dedi küçük ayı. Bu bir, bu bir pıtırtıcı olabilir. Büyük ayı dönmüş dinlemiş. Bir o yana bakmış bir bu yana bakmış. Etrafta pıtırtıcı yokmuş. Hadi eve dönelim demiş büyük ayı onlar daldan düşen karın çıkardığı ses. Evet, karlı bir yer. Karlar tabii ki de düşerken ses çıkartıyordur. Pat, pat, pat diye ağır ağır ilerliyormuş büyük ayı. Fakat küçük ayı gittikçe yavaşlamış, yavaşlamış ve en sonunda karların üzerine oturuvermiş. Bu sefer niye oturmuş ki? Ne olmuş acaba? çok önemli bir ses duymuş olmalı. Hadi küçük ayı demiş büyük ayı. Eve dönme vakti geldi de geçiyor. Ama küçük ayı hiçbir şey söylemeden oturmaya devam etmiş. Hadi gel de seni taşıyayım demiş büyük ayı. Yoksa yorulmuş mu? Olabilir. Küçük ayı küçücük. Büyük ayı daha büyük. Küçük ayı yorulmuş olabilir o küçük ayaklarıyla. Büyük ayı, küçük ayı omuzlarını alıp tekrar yola koyulmuş. Vuv, vuv, vuv. Sadece rüzgar küçük ayı demiş büyük ayı ve yürümeye devam etmiş. Çat, çat, çat. Sadece ağaçların dalları küçük ayı demiş büyük ayı ve yürümeye yine devam etmişler. Pat, pat, pat. Bu da yine sadece benim ayak sesim demiş büyük ayı ve mağaralarına varana kadar ağır ağır yürümeye devam etmişler. Büyük ayı ile küçük ayı birlikte karanlık mağaralarına girmişler. Ne kadar güzelmiş mağaraları. Büyük ayı küçük ayıyı ayı koltuğuna oturtup ısınsın diye battaniyeye sarmış ve Burada bekle küçük ayı demiş. Büyük ayı közleri karıştırıp ateşi canlandırmış. Ve lambaları yakıp ayı mağarasını her zamanki gibi sıcacık bir hale getirmiş. Hı, bana bir masal anlatır mısın demiş küçük ayı. Ve büyük ayı koltuğuna oturmuş. Küçük ayı da onun kucağına kıvrılmış. Büyük ayı ona patırtıcıların, şıpırtıcıların, Patırtıcıların masalını anlatmış. Masalda karla kaplı ormandan sesler yükselirken küçük ayı ile birlikte ayı ağır ağır yürüyerek eve dönüyormuş ve küçük ayı uykuya dalmış. Hikayemizin sonuna geldik. Meraklı küçük ayı her şeyi merak edip bazen korkuyor. Ve çoğu zaman annesine soruyordu. Ama annesi sabırla her şeyin cevabını ona verdi. Merak etmekten, soru sormaktan ve öğrenmekten hiçbir zaman korkmayın. Hoşçakalın.